Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir kamera karşılaştırma videosuyla beraberiz. Yine elimizde çok güçlü telefonlar var. Bu telefonlarla yine ön kamerada videolar, arka kamerada videolar, fotoğraflar, portreler, sizin için birçok fotoğraf çektik. Değerlendirmek ise tabii ki size kaldı. Ama öncesinde dilerseniz telefonların teknik özelliklerini bir göz atalım. Daha sonrasındaysa fotoğraf ve videolara geçelim. Kısaca telefonların teknik kamera özelliklerine bakacak olursak Huawei Mate 50 Pro'nun 50 megapiksellik ana kamerası, 13 megapiksellik 120 derecelik geniş açılı kamerası, 64 megapiksellik 3. kamerası, ön tarafta ise 13 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Samsung Galaxy S22 Ultra'da ise 108 megapiksellik bir ana kamera, 12 megapiksellik 120 derecelik geniş açılı kamera, 10 megapiksellik telefoto kamera, 10 megapiksellik 4. kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 40 megapiksellik bir selfie kamerası mevcut. İki telefonda videolar tarafında 4K 60fps'e kadar videolar çekebiliyor ve her iki telefonunda optik imaj sabitleyicisi bulunuyor. Şimdi dilerseniz fotoğraf ve videolara geçelim. Önce siz değerlendirin. Daha sonrasında ben de küçük gördüğüm detaylardan sizlere bahsetmek istiyorum. Beğendiklerimi, beğenmediklerimi size aktarmak istiyorum. O zaman ilk önce sizin değerlendirmeniz için fotoğraflarımız ve videolarımız gelsin. Herkese selamlar. Şu an Samsung Galaxy S22 Ultra'nın ön kamerasındayız. Selfie modunda. Ve
aşağıda çok tatlı ördekler ve kaplumbağalar var. Görüntü kalitesi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Umarım ses de size iyi bir şekilde iletiliyordur. Bir de arka kameraya göz atalım isterseniz. Arka kamerada da mükemmel işler başaran bir telefon. Bu da ters açım. Değerlendirme size kalmış. Bir de arka kameraya bakalım. Şimdi de hareket ediyorum. Ördekler çok tatlılar. Hemen aşağı tarafta da kaplumbağalar var. Hem açmışken zoom kalitesine de bakalım. Şu an 20x'e kadar zoom yapabiliyorum bu telefonda. Ve kaplumbağanın kafası bu şekilde görünüyor. Sesim de umarım size iyi bir şekilde iletiliyordur. Şu an Bakırköy Botanik Park'tayız. Şimdi ise elimde Huawei Mate 50 Pro var. Bu telefon gerçekten son çıktı ve kamera konusunda mükemmel işler çıkaran bir telefon. Yine aynı görüntüyü size sağlamaya çalışacağım. Burada tatlış tatlış ördeklerimiz, aşağıda kaplumbağalarımız bulunuyor. Hemen etrafımda gösteriyorum. Bu da ters açı. Bir de arka kameraya göz atalım. Bakalım arka kamerada da dilediğimiz performansı sağlayabilecek mi? Şu anda da arka kameradayız. Birazcık hareket etmeye çalışıyorum. Böyle hızlı hızlı ördeklerimiz var ve daha demin yaptığım gibi aynı kaplumbağaya 20x'e kadar yakınlaştıracağım. 20x'e kadar yakınlaştırıyorum. Kaplumbağamız burada. Ve bizim ne yaptığımızı biraz merak edermiş gibi bakıyor. Zoom şekli, zoom performansı bu şekilde. Bir de geniş açı alayım. Geniş açıda da böyle bir performans sergiliyor. Siz nasıl buldunuz? Fotoğraf ve videoları siz de görmüş oldunuz. Zaten iki telefonda markaların amiral gemisi telefonları ve gerçekten üzerine çokça çalışılmış lensler bulunuyor bu telefonlarda. Fotoğrafların renklerine gelecek olursam gerçekten Huawei'de, yani bu aralar Huawei telefonlarla daha fazla da ilgim var aslında. Fotoğrafı çektikten sonra yapay zekanın da desteğiyle renkleri çok daha canlı gösteriyor. Samsung'da ise yine renkleri zaten her zaman olduğu gibi normal çekerken de çektikten sonra da renklerin doyumuna, keskinliğine ulaşabiliyorsunuz. Normal fotoğrafta bahsedeceğim aslında çok da fazla bir şey yok. Sizler de gördünüz. Renkler gerçekten güzel. İkisi de çok başarılı işler çıkardı. Portre fotoğraflardaysa alan derinliğinde Samsung'un sanki bir tık daha ön planda olduğunu kendimce hissettim. Fakat o portre kısmındaki renklerde de, yani bana kalırsa Huawei bir tık daha önde olduğunu söyleyebilirim. Videolara geleyim. Videolar tarafında zoom'dan bahsedecek olursak da bana kalırsa Samsung burada bir tık daha Huawei'in önüne geçmiş diyebilirim. Burada zaten zoomları 60x'e kadar zoomlayabildik ama bana kalırsa Samsung burada Huawei'ye göre bir tık daha önde. Zaten fotoğrafları ve videoları siz de gördünüz. Ekstra olarak gece çekimleri, diğer çekimleri de değerlendirmek size kalmış. Peki siz bu iki telefonu nasıl buldunuz? Sizce hangisi daha ön planda, hangisinin kamerası çok daha iyi? Değerlendirme yorumlar tarafında sizlerle beraber olacak. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve size faydalı bir video olmuştur. Hepsi ve daha fazlası için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.